Peki, hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Cemal Bey, sizden başlayalım. Ali karakteri nasıl bir film? Yani ben senaryoyu çok severek kabul ettim. Keşke Belçim de burada olsaydı. Çok harika bir performans gösterdi. Çok çok iyi bir partnerdi gerçekten. Çok yüksek enerjiyle çalıştık. Ayrıca Hoca sağ olsun. Çok ince böyle her sahneyi teker teker tadını çıkarta çıkarta çektik. Çok güzel, etkileyici bir senaryoydu. Çok güzel yerlerde çektik. Güzel bir deniz macerası oldu diyelim. Öncelikle Belçim Hanım'a geçmiş olsun diyelim ve buradan neden katılamadığını da belirtelim. Ya Belçim Hanım evet şu anda burada değiller, yurt dışında. Çok selam var herkese. Instagram'dan mesaj gönderdim, herhalde buradan okuyamazsınız. Peki kimlerden bahsedelim? Karadeniz erkeğini oynuyorsunuz. Nasıl geçti çekimler, nerede çekildi? Çok keyifliydi. Hep Karadeniz sahillerinde çalıştık. Biz genellikle Şile Ava'dan Poyrazköy'e kadar Aralık ayında Karadeniz'in bütün nimetlerinden faydalandık. Balıkçı limanlarında da barınaklarında da çekim yaptık. O benim favori tarafımdı çünkü öğlen orada pişen hamsilerden yiyebiliyorduk. Balıkçı genci oynuyorsunuz aynı zamanda. Evet, evet. Biz hep buradaki buradaki genç tayfayla beraber, arkadaşlarla beraber, Ruhi ile beraber biz beraber bir tayfayı oynadık. Oldukça heyecan vericiydi aslında. Denizde olmak da güzeldi. Dediğim gibi senaryo çok güzeldi. Belçim'le çalışmak inanılmaz bir tecrübeydi. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok yüksek bir enerjisi var. Çalışmadan önce sahnelerini konuşmayı çok seviyor. Çok enteresan bir özelliği var. Provada bile duygu yüksekse böyle sol gözünden o yaş geliyor. Kayda giriyorsun, aynı gözler, aynı yaş geliyor. Yakınlığı çekiyorsun, aynı gözler, aynı yaş geliyor. İnanılmaz bir oyuncu. Keşke burada olsaydı tekrar. Evet, sizle devam edelim. Zaten Karadeniz'de. Ama filmde tek Karadeniz şivesi yapmayan benim bu arada. Onu söyleyeyim de. Ben çok kısa bir anında var oldum filmin. Ama çok güzel bir ekiple çalıştım. Çok da zaten Cemal'le de bütün sahnelerim. Cemal'le de bir garip bir birlikteliğimiz var. Evet. Sürekli peş peşe oynuyoruz. Bir kader yolculuğumuz var beraber. Kaç sene tiyatro yaptık biz beraber? 4 sezon birlikte oynadık. Birkaç tane filmde beraber oynadık. Bu en son filmdi. Bu evet. Bundan sonra bir tane daha var. Bundan sonra bir tane daha var. Evet, doğru. Keyifli bir iş oldu diye düşünüyorum. Ben daha hiç izlemedim. Seti keyifliydi. Hikayesi güzeldi. Umarım perdede de aynı keyif, aynı güzellik yansır seyircisine. Biz yaptık, bitirdik. Umarım seyirciler de gelir izler. Hocam Bey, sizi alalım efendim. Sizden dinleyelim. Oyuncularla çalışmak nasıl? Valla oyuncularıma tek tek teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok samimi ve iyi niyetle başladılar. Olduğu gibi duygularını dışarıya yansıtabildiler. Yani ben çok memnunum. Zaten bu bir maceraydı. İhsan Karademir sağ olsun. Bana güvendi. Yola çıktık. Birlikte yürüdük. Yani deli işiydi ama yaptık. Ben memnunum. Ya bu bir aşk hikayesi. İnsana da zaten dokunan aşktır, sevgidir. Yani bugün android kafalı yarı insanımız var. Biz de bir şeye dokunmaya çalıştık. İnşallah başarılı olmuşuzdur. İhsan Bey sizi de alalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Benim pek fazla diyeceğim bir şey yok. Çünkü ben Cuma'dan sonra bakacağım neyin ne olacağını. Oyuncularımız gerekli yorumları yapsınlar. İhsan abi her çok gün bizimle sette beraberdi. Her gün. Her sahnemizde oradaydı. Ya o kadar sık çözüm üretmesi gereken bir setti ki çünkü denizdeyiz, limandayız, tekne batıyor çıkıyor, biz giriyoruz çıkıyoruz. Karadeniz'in havası. Evet, Karadeniz'in havası, iklim şartları ama çok güzel yerlerde çalıştık. Seçtikleri mekanlar çok güzeldi. Çok da rahat set imkanlarıyla çalıştık. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten yani filmin biraz daha iyi olabilmesi için çok çaba sarf eden bir yapımcımız vardı. Onun için bizim için de çok iyi moral oldu bu sette bizimle beraber olması. Kaç böyle son sahneler oldu mu? Çekim yaparken denize düştüğümüz anlar vesaire. Abi ne denize düşmesi? 28 Aralık sabah saat 3 ben denizdeydim. Denizin içinde. Yok ya batık. Yok çok maceralıydı. Gerçekten kışın ortasında denize girdik çıktık. Tayfadaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok özverili çalıştılar. Hep beraber soğuk sularda boğuştuk. Umarım yansıyacaktır. Ben de çok merak ediyorum.
Hayırlı olsun diyelim o zaman. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Son olarak söyleyeceksiniz. Benim için çok kolaydı. Hiç denizde batmadım, çıkmadım. Konforlu bir alandaydım. Serhan'la birlikte çok güzel anlar yaşadık. Çok duygusal anlar yaşadık. Bütün ekiple çok duygusal anlar yaşadık. Umarım izlediğimizde de aynı duyguya kapılırız. Eminim. Çünkü yönetmenimin gözlerinden bunu görüyorum. Çok etkileyici bir çalışmaydı. Bütün çalışma arkadaşlarım çok özveriliydi ve ben bu işte olduğum için çok mutluyum. Umarım sizler de çok severek izlersiniz. Çok güzel oynadık dediniz Erhan Bey'le geri dönüyorum. Siz de biraz bahseder misiniz filmden, çekimlerden ve oynadığınız karakter bir engelli karakteriydi sanırım. Olağanüstü bir performans. Evet. Olağanüstü. Ben de Serhan'ın annesini oynadım. Serhan da... Ben zeka geriliği olan bir karakteri oynadım. Evet, yani bıçak sırtı bir karakter, zor bir karakter. Ama ne mutlu yönetmenim ve oyuncu arkadaşlarımla çok güzel birbirimize hem idare ettik hem de geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ve filmin en önemli kısmı bence seyirciyi çok zor bir seçime itecek hikaye. Ama iki seçim de çok anlamlı. Ben de bu seçimlerden bir tanesinde bir taraf olabildiğimi düşünüyorum. Keyifle izlemenizi dilerim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bol olsun. Çok sağ olun.